Merhaba arkadaşlar, ben Sezernew.com yöneticilerinden Sezer. Bu videomuzda arkadaşlar yurt dışından almış olduğum kablosuz görüntü aktarıcı videosunu inceleme videosu olarak çekeceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ürünümüzün kutu incelemesi yapacaktım fakat bu ürün bana bir hafta öncesinden gelmişti. Ben test etmek için kutuyu açmıştım arkadaşlar. Fakat kutuyu açtığım zaman kutu birazcık darbeli gelmişti. Yurt dışından gelirken birazcık zedelenmişti. Fakat bir problem yaşamadım ama kutuyu yırtmak zorunda kaldım. Kutuyu da bu yüzden attım arkadaşlar. Kutunun içerisinde ben size hemen söyleyeyim nelerin olduğunu. Bir adet Anycase modülümüz var. Bir de arkadaşlar şu şekilde Wi-Fi modülümüz var. Wi-Fi de kablosuz olarak görüntü aktarımı sağlıyor. Bir adet de kullanma kılavuzu var. İngilizce olarak geliyordu. Zaten hiçbir işe yaramıyor. Sadece birkaç bilgi veriyor. Zaten biraz sonra göreceksiniz. Televizyona bağladığımız zaman size orada da gerekli bilgileri, talimatları söyleyecek. Yani kullanma kılavuzuna gerek kalmıyor. O yönden iyi arkadaşlar. Bağlantı olarak gördüğünüz gibi HDMI girişi var. Burada USB 2.0 bağlantımız var. Wi-Fi modülümüz çalıştırıyor. Maksimum çözünürlük olarak 1080p'ye kadar destekliyor arkadaşlar. Sonra Wi-Fi modülüyle çalıştığını söylemiştim. Fazla bir değineceğimiz bir şeyimiz yok. Şu şekilde kablomuzun telefonların arkalarında olduğu gibi bir bağlantı kısmı var. Onu da şuraya taktığımız zaman sistemi aktifleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane butonumuz var. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle birazcık şey yapacak olursam. Şu butonumuz da geri butonumuz. Sistemde herhangi bir hata yaptığınızda ya da bir problem yaşadığınızda bu butona basarak geri çıkabiliyorsunuz. HDMI olduğu için sesleri de görüntüleri de sadece görüntü değil hani videoları da sesleri de bütün her şeyde televizyonunuzdan ya da projeksiyon cihazınızdan yansıtmanızı sağlıyor. Sesleri de almasını sağlıyor. Bu yüzden çok çok etkili. Dilerseniz bağlantılarımızı yapalım. Nasıl kurulum olduğunu sizlere anlatayım. Birkaç püf noktası var. Onları da sizlere değineyim arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandırabiliriz. Televizyon bağlantısını yaptım. Şu an ekranda da görüyorsunuz. HDMI girişini HDMI yatağına bağladım. USB 2.0 kısmında ya televizyonun 2.0'ını bağlayabilirsiniz. Varsa yoksa da bir telefon başlığı kullanarak da 220 volt evinizi şebeke girebine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki çeşit göstereceğim. Biri iOS için göstereceğim, biri Android'ler için göstereceğim. iOS'larda ekran yansıtma var. Ekran yansıtma normal screen mirror diye geçiyor. Samsung'larda vesaire bunların hepsinde zaten kullanabilirsiniz. Eğer ekran yansıtma yoksa onun da nasıl yapıldığını biraz sonra da onu da size göstereceğim. Android'de, iOS'larda zaten var. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle televizyonumuzun HDMI yani bağlantı yaptığımız artık HDMI 1, HDMI 2 hangisini bağladıysanız onu seçiyorsunuz. Biz HDMI 3'e bağlamışız. Gördüğünüz gibi bu şekilde Anycase'in kurulum menüsü geliyor arkadaşlar. Burada zaten gerekli bütün bilgileri vermiş. Gördüğünüz gibi burada nasıl kullanacağımız hemen birazcık bahsedeyim. Yukarıda görüyorsunuz password şifremiz orada gözüküyor. Onun nereye gireceğiz? Hemen telefon ayarlarımız giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan biri ADSL benim internetim. Anycase'de gördüğünüz gibi Wi-Fi olarak buldu. Wi-Fi ayarlarımızdan. Şimdi üzerine tıklıyorum. Bizden burada parola istiyor. Parolamızda hemen o parolaya gireceğim. Şimdi telefonuma. Evet, katıl diyerek bağlanmasını sağladım. Şu an gördüğünüz gibi bağlantımız sağlandı. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar buradan geri gelip buradan Safari'ye girip yani internet ayarlarımız girip hemen şuradan bir adresimizi tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan şurada görmüş olduğunuz adresi yazacağız. Yani 192.168.203.1 yazacağız arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Evet, git diyerek şimdi Anycase'in internet üzerinden kurulumuna geldi sıra. En güzel özelliklerinden bir tanesi de Türkçe olması. Ben dilini Türkçe hemen yapmıştım. Gördüğünüz gibi İngilizce olarak geliyor. Siz de buradan Türkçe dil seçeneğini seçip bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada şifre ayarlarını, şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Çözünürlüklerinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güncelleme, sanmıyorum güncelleme atacaklarını ama güncelleme gibi ve benzeri bir şey olursa da aşağıdan güncelleme seçeneğinden güncelleyebiliyorsunuz. Bizim tek işimiz şurada internet seçeneğin arkadaşlar. İnternet kurulumu yapacağız. Niçin yapacağız bunu? Eğer internet kurulumunu yapmazsak arkadaşlar hep gördüğünüz gibi Wi-Fi'nin normal Anycase'li bağlantılı yapıyoruz.
Anycast'i bağlantılı olduğu için normal kendi internetimiz yani Wi-Fi'yi bağlanamayacağız. Bu yüzden internet paketimizi tanıtıp eşleşmesi gerekiyor. Bu sayede Anycast'in biri ADSL ile eşleştiğini anlatacağız ve Anycast artık bağlanmadan normal internetimizi bağlıyken de Anycast'imizi çalıştırmış olacağız arkadaşlar. Burada bir seçenek var. Gördüğünüz gibi parola kısmını internetinizin kendi şifresini yazıyorsunuz. Normal internetin şifreli ise tabii. Şifresini yazıyorsunuz. Tamam diyerek evet, lütfen bekleyin diyor. Burada bekliyoruz. Sistemi kurulumunu yapıyor arkadaşlar. Evet, şu an kurulumumuzu gerçekleştirdi. Tek yapmamız gereken artık AirPlay yansıtıcıyı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Anycast seçeneğimiz geldi. Üzerine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntümüz aktarmış oldu. Evet. Şu şekilde. Hatta buradan bir videolarımıza bakabiliriz. Normal bir videomuzu açalım şuradan. Mesela son videomuza bir bakabiliriz. Ses kalitesi olarak da gayet yani televizyonun sesini kullanıyor. Bence o yönden de hani HDMI olması da bir ayrıcalık katmış. Video olarak da görüntü olarak da oyun isterseniz oyun oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İftardan sonra kendine gelmen tık sahuru buluyorsa iç bir Nescafe üçü bir arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizlere aynı ses kalitesiyle. Bugün sizlere arkadaşlar. Yani kasma da yapmıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. İstediğiniz gibi oyunda oynama imkanı sağlamış oluyor. Şuradan görüntülerimize bakabiliriz. Herhangi bir girişlerimiz yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Tekrardan yansıtıcımızı kapatmak istediğimiz zaman N'yi tıklayıp şuradan yansıtıcımızı keserek bağlantımızı koparmış oluruz. iOS'larda bağlantımız bu şekilde. Gelelim Android'lerde nasıl bağlantı yapacağız? Hemen dilerseniz onu bir yapalım. Şimdi gelelim Android bir telefonunuz var. S3, S5 artık normal bir Android telefonunuz var. Bunda Screen Mirror özelliği varsa hepsi iOS'ta yapılan bütün her şey Android'de de geçerli. Aynı şekilde Screen Mirror özelliğini tıklayarak, ekran yansıtıcı özelliğini de tıklayarak oradan aynı şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Ama gelelim telefonunuzda ekran yansıtıcı yok. Yani böyle bir özelliğiniz yok. Fakat yine ekranı yansıtmanız mümkün. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da arkadaşlar Google Play Store hesabınızdan All Screen diye bir uygulama var gördüğünüz gibi. Bunu tıklayarak ya bunu indiriyorsunuz. Sonra indirdiğiniz uygulama üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce telefonunuzda olan resimleri, videoları her şeyi buraya yedekliyor. Galeriniz yani buraya yedekliyor. Burada herhangi bir açmak istediğiniz üzerine tıklıyorsunuz. Bunu gördüğünüz gibi şurada yansıtıcımız mevcut. Anycast'i zaten buldu. Bağlantıyı sağlamıştı. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunda tek bir probleminiz bütün her şeyi ekranda yansıtamamamız. Bir de telefonu sadece galeri özelliğini kullanabilmeniz. Diğer gibi özelliklerde biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bir de tam randımanda değil arkadaşlar. Yani şöyle kasmalarda mevcut oluyor. Tekrardan şöyle bir deneyeyim. Evet, gördüğünüz gibi ekranımızda görmüş oldunuz. Dediğim gibi birazcık sıkıntılı olabiliyor arkadaşlar. Kasmalar neden olabiliyor ama ekranda mesela telefonda gösteremediğiniz ya da büyük ekranda göstermek istediğiniz bir şeyi televizyonda rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. Bu yönden bence gayet kullanışlı. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi diğer özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Bu bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz. O yüzden mesela ses çaldırma özelliği. Burada telefonumuzun Samsung'un bir müziği varmış. Gördüğünüz gibi Samsung'un müziğini de bu şekilde açmak istediğiniz herhangi bir şeyleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Diğer gibi aynı şekilde aslında bunda da internete bağlanmanız mümkün. Fakat dediğim gibi normal Anycast'in orijinali kadar randımanlı değil. Mesela buradan resim oynatmak istediğiniz üzerine tıklıyorsunuz. Tekrardan bağlanması sağlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan geri geleyim. Başka bir resim tıklayayım. Evet.
Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Ürün incelemesinden sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Tavsiye ediyorum. Eğer almak istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında linkini veriyorum. Oraya tıklayarak AliExpress'ten almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Onun linkini zaten aşağı açıklama kısmına veririm. Siz de uygun fiyata alabilirsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın videoyu. İncelememi istediğim ürün varsa dediğim gibi açıklama kısmına yazabilirsiniz. Başka videolarda, başka projelerde görüşmek üzere. Tam şuraya tıklayarak saati tanıtmıştım. O saat videosunu mutlaka izleyin. Bence Arduino'yu kullananlar için de mükemmel bir proje oldu. Tam şuraya tıklayarak da arkadaşlar motosiklet kontrol etmiştim. Onu da kesinlikle izleyin. Evinizdeki motosikletleri, arabanızı, gerçek arabanızı kontrol edebilirsiniz. Tam benim yanımdaki resmi tıklayarak da abone olabilirsiniz. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.